Arkadaşlar selamlar herkese. Videomuza hoş geldiniz. Şimdi bugün yanımda benim gibi Vigo'da esnaf kuryelik yapmayan bir arkadaşımız var. Zafer, kendisi çocuk arkadaşım. Ne yapıyorsun kanki? İyi, seni sormalı kanka. Eyvallah. Şimdi bugün bir şey yapacağız. Motosiklet çekimi yapacağız ama motosiklet de diyemeyiz aslında. Elektrikli bisiklet. Martin'ın. Daha önce hiç kullanmamıştım. Bir bunun bakalım nasılmış bir şeymiş. Hani nasıl bir şeymiş bir göreceğiz bakalım. Sen de daha önce kullandın mı hiç kanka? Hayır, kullanmadım ben. Şimdi Zafer'e de bir Honda diyor. Kullandırsalım bugün. Evet. Bakalım sürebileceğim mi? Bakalım sürebileceğim mi? Yorumlarını falan alacağız. En ya. Azından bisiklet kullandın yani sonuçta. Evet, bisiklet kullananlar zaten yani Honda'yı her türlü şekilde kullanır yani. Ya ama... scooter sonuçta zaten 90 kilo bir şey. Evet, şimdi hiç motor kullanmayan birisine bir motor kullandırmaya çalışacağız. Ayaklığı kaldırmış, güzel. Bak, söylemeye gerek kalmadı. Şimdi kardeşim bak, bunlar da artık bunlar yeni nesil motorlar. Frene basıp marşa basıyorsun. Aynen. Çalıştı mıyız? Ufak bir gazı veriyorsun, başlıyorsun kanka. Yavaş. Tan önce bir devirme motoru. İyi bak, hemen gitti. Ya video öncesinde bir ufaktan bir şey yaptı yani, oturdu şimdi. Hiç oturmadı desek yanlış olur açıkçası. Dönüyor falan, devirmezse iyidir yani. Genelde böyle bak gazlamayı severler. Ufaktan oturduktan sonra bir basar millet. Sonra da yapışanlar olur, yapışmayanlar olur. İyi yapıyorsun bu sporu ya. Abi asıl makine burada. Şimdi ben bunu bir vlog şeklinde de çekeceğim. Dakikalık 3 lira alıyor. 100 lira hesaba para attık. Yarım saat falan bir kullanacağım. Çok. Ama bir oturdum yani, hissiyatı falan çok güzel ya. Gerçekten hiç böyle bir şey beklemiyordum. Yani çok yumuşak gidişi var. Frenleri falan çok tatlı geldi bana. Nasıl? Yavaş. İlk deneyime göre çok iyi. Yani sürüş açısından falan da, yani yol tutuşu falan da güzel. Sanki viraj yaptın, yol tutuşu güzel diye. Şimdi kask kamerasına geçelim. Bir Martı'yı bir kullanalım bakalım. Martı nasılmış? Sizi kask alalım. Evet, ses kaydımız şu anda başladı. Kayıt da başladı. Kanka sen beni takip ediyorsun. Ufak bir turlayalım. Yani şöyle güzel sahil, Maltepe sahildeyiz gençler. Hop. Bunun ayakta da bir garip, neyse üzerine oturuyorum. Niye oturmuyoruz? Hop. Orta sehpadan alamadım ya lan. Ayta. Kanka. Bak görüyor musunuz? Ve şeyi falan çok güzel. Gidonu midonu falan. Diyodan buna geçince ne kadar rahat geldi ya. Hadi gidelim. Gel kanka. Gel. Martı ile kuryelik yapılır mı diyor. Aga çok güzel. Bak dur, şunun bir kamerasını yukarıya alalım. Çok keyif aldım ben bundan. Daha önce niye kiralamadım şu an? Çok pişmanım gerçekten kiralamadığıma. Şöyle bir dönek abi. Yalnız bak mesela gazı açtığım anda bir sert bir yapıştırıcı var harbiden. Bu elektriklilerde olay böyle. Zafer devirmedi inşallah motoru. İyi geliyor arkadan. Bakalım kaçı görecek. Hadi tap yaptım şu anda bak. 19-25 gidiyor derken şu sola açmamız lazım. Buradan sol. Frenleri de güzel abi. Ben böyle ikisini aynı anda gene kullanıyorum. Şey kullanır gibi. Hop, araba geliyor. Devam ki. Karadır kaşları ferman yazdır. Tamam. Gençler çok keyifli ya. Vallahi çok keyifli. Çok hoşuma gitti. Ulan şey mi yapsak? Ne yapsak? Martı'ya bir motokuryelik falan nasıl yapılıyor falan, böyle bir enteresan video mu yapsak ya? YouTube'da şöyle bir şey yok ha. Martı'yla motokuryelik. Kaç paket attık? Yavamını. Bak frenleri falan, oh, ön bir kayıyor gibi ama tabii bunlar da biraz şey, sert sıkınca kayması normal yani. Bir tap yapak diyeceğim de burada da yapamayız ki aga be. Dakikası 3 lira bunların kankalar. Yarım saat falan bir işiniz varsa ortalama 10 dakikadan 30 lira. Yarım saatten de 90 lira para vermiş olacaksınız. 10 dakikalık bir işiniz varsa bir yerden bir yere gitmek için 30 lira para vermeye değer mi? Bence değer. Abi çok harbiden hoşuma gitti.
Yani dur Zafer'le bir tap gaz yapalım ya. Aynı anda bir kalkalım bakalım hangisi daha hızlı kalkıyor. Şu arabalardan kurtulmamız lazım. Şuraya gidelim abi. Burası 10 numara. Zafer. Arkada Zafer. Gel gel. Gel abi gel. Seri gel. Seri göz. Zafer şuraya gidelim. Şuraya gidelim. Aynı anda kalkış yapalım. Bakalım hangisi daha hızlı kalkacak. Dön abi. Dön dön. Şuraya dön. Değişik değişik işler yapıyoruz ya. Biz de bugün izinliyiz. Canımız sıkıldı. Harbi gel dur. Dur kanka gel. Gel gel gel. Dur ben geleyim abi. Gel biraz daha. Hazır mısın kanka? Aynı anda bir gaz tepkisini ölçeceğiz. Dip gaz yapacağız tamam mı? Biraz gideceğiz. Bak şu adamın oraya gelmeden duralım tamam mı? Hani. Hadi. 1, 2, 3 bas. Aldı. Ufaktan bir atlandı sonra aldı tabii ya. Normal olarak. Alamadım ya la. Martı umduğumuzu pek alamadık Martı. Dur şimdi şöyle yapalım. Bugün de yoğun be buralar be. Abi bu şehir içinde çok büyük rahatlık ya gerçekten. Yani ama çok keyifliymiş ya. Kesinlikle alın şunu kiralayın aga. Bak kornası da güzel. QR koduyla QR koduyla falan okuyorsun. Dön abi dön. Hop. Dur Zafer'e bir de bindirelim dur. Zafer. Zafer gitmiş abi. Siklemiyor Zafer bizi. Gel gel oraya gel. Zafer dön gel. Adama baksanıza ya. Oba. Sen buna bin ben ona bineyim. Dur dur. Dur sen de buna bin. Bakalım kullanabileceğim mi acı bunu? Ha, ayaklığa başlamadık ya az önce. Baksanıza çok tatlı ya. Otur kanka be. Otur be abi. Nasıl? Doğru. Öyle basma. Uçuyor. Şey gibi değil bu. Git bakalım. Bakayım kullanabileceğim mi? Hop hop hop. Dur. Ayaklığı kaldır. Anladın. Değecek. Ayaklık açık almış. Allah var ya. Abi ayaklık açıkta dedim devirme şimdi. Bir kullan gel bakalım kanka deneyeceğim mi? Var arkadaş ya. Zafer bir yere vurmazsa ben de uğur değilim abi. Bak ondan buna geçince bu tabi. Aa bu başka bir dünya. Ama çok keyifliydi ya. Hop. Şunu bir yakalayalım. Ulan ne kadar garip geldi diyor bak. Bende şu şey çok var ya. Mesela başka bir motordan buna geçince. Ulan bu ne garip geliyor. O bir garip geliyor falan. Alışıyorsun tabi hemen. De yani. Hop. Oy. Abi yazın motosiklet. Çok keyifli bir şey. Nasıl? Yok da. Değil mi? Şöyle bir duralım. Gel abi. Gel gel buraya gel. Aha deviriyor. Gene deviriyor. Bak dur dur dur. Ayaklı indir. Ne basıyorum? Çok kötü. Ayaklı indir kanka. Şurada ayak dur ben indireyim dur. Tamam. Sen şu gaza basma sen gaza basma. Dur. Çok tamam. Kötü frim. Bırak kanka. Gel bak gel gel. Tarafa doğru. Kanka neyse şimdi bu mu o mu? Bence Honda, ha? Honda daha güzel yani. Diyorsun. Evet. Bunun bu ne garip geldi? Neyi garip geldi sana? Neyi garip geldi? Freni çok sert. Ayrıyeten kameraya bak kameraya. Gaza basınca çok çabuk kaçıyor. Yani o çok kötü. Frenleri bir de direkt kayıyor değil mi? Evet evet. Çok oluyor. Kötü. Frenleri. Evet böyle bir video yapıyoruz bugün. Ya işte bilmemiştik. Sen de daha önce binmedin değil mi? Hiç kullanmadın hiç daha önce. Kullanmadımlar. İşte farklı bir deneyim olmuş oldu bizim evet, için. Çok şeyi de mi kullanmadım ben mesela normal o iki tekerlekli var ya normal Martı'nın normal şeyi var ya bisikleti. Evet ondan. Onu da kullanmadım ben hiç yani.
Ben bir seferinde martı kullanmıştım ama yani bir sefer kullandım. O da garip mi? Onları da bir ara çok... deneyimleyebiliriz yani. Onu da bir videosunu çekeriz yani. Evet arkadaşlar, martıyı biraz deneyimledik. Biraz tuzlu bir deneyim oldu. Aga 23 dakika kullandık. Kaç para geldi ya bana? Ya 23 dakika falan kullandık. 70 küsur lira aldı. 73 lira aldı. 28 lira kaldı. Ben 100 lira bakıyor yüklemiştim. Ne kadar pahalı ya. Çok pahalı. Çok pahalı abi. 1 TL tuttu herhalde. 73 mi? Falan civarı tuttu. 73 evet. Lira falan tuttu. Yani çok biraz pahalı tabi ama 23 dakika için 73 lira vermek yani biz tabi eğlencesi aptallık demek de şimdi. Eğlencesine tabi kiraladık. Neyse sen şimdi onu bunu bırakalım abi. Nasıl? Mesela hani ilk kullandığın zaman kullanıcı yorumun ne olur abi mesela? Yani, Honda için mi? Bunun için söylemek. Bu elektrikli bisiklet sonuçta hani ikisi farklı için, şeyler. Honda için yani aynen. Kullanışlı bir motor yani. Yok yok hani mesela eğlenceli mi? Nasıl? Keyifli bir eğlenceli, şey. Eğlenceli, keyifli. İnmek istemedim yani. Öyle abi. Frenleri falan zaten ya ben motoru bugün gene bakıma götürmüşüm. Bir ara fren baltaları gene ötüyordu. Şu anda işte bir de bugün talihsiz bir olay yaşadık. Kasa koptu benim. Zafer'le bir yola çıktığımızda genelde bir cenabettikler oluyor. Sağ kolumu hissetmiyorum. Bir şeyler patlıyor yani. Kasayı taşıdı kardeşim sağ olsun. Bunu da 100 liraya falan hallettik ya. Şeye götürdüm konuşuk bayisine. Şunu çeksene kanka, şunu aç bir. Kasayı kaldır, onu çek kasayı kaldır abi. Şuraya yeni vidi attık yani şu alt tarafa. Bakın görüyorsunuz. Kasa koptu yani bende. Ocak ayından beri 6 ayda ilk defa kasa koptu. Masraflar bitmiyor işte. Masraflar sürekli oradan buradan çıkıyor yani. Bir yerden kısmaya çalışıyorsun. Neyse kardeşim çok sağ ol. Sen de çok sağ ol kanka. Yani ne yapmasınlar motoru... peki onu da söyleyek bari. Mesela ilk defa böyle motor kullananlar falan ne yapmasın sence? Ne yapmasın? İlk önce böyle trafiğe çıkmasın. Ondan sonra... Tabii bak biz trafiğe kapalı bir yerde yani kullanıyoruz. Şöyle göstereyim size. İspark'ın kapalı açık otoparkı daha doğrusu yani. Evet. Trafiğe çıkmasın. Ondan sonra sağına soluna baksın, aynaya falan kontrol etsin yine de yani. Gazda bir problem yaşadın ama değil mi? Evet, gazda ilk şeydi, sürüşümde falan ilk problem yaşadım. Ondan sonra gazı basınca freni de çok kötü yaptım yani. Ondan sonra freni basınca gazda açık kalıyor tabii yani. Aynen, Uğur arkadaşım öğretti sağ olsun. Arkadaşım. o zaman kardeşim hayırlı olsun ya. Honda diyor 50 bin lira. Eskişehir. Sağ ol kardeşim. Hazır kullandırmışken satak yani Zafer. Ne olacak yani? Kaç paraya satıyoruz şunu? Kardeşim 50 bin lira ver senin olsun yani şimdi. Kanka, yarın gidek ne kadar bütçem yok. Arkadaşlar biz Zafer'le Dio'yla arkada Vigo logolu Dio'yla piyasa yapmaya devam edelim sahilde. Evet. Kendinize iyi bakın. Belki kare kızın işi. Neyse fazla çenemiz düşmeden yavaştan kapanışa gelelim. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda bu aralar fazla yoğunlaşamadım YouTube'a. Biraz daha böyle kaliteli içerikler yapmaya çalışacağız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok makbule geçer. Kendinize iyi bakın.